Türkiye'nin bir beka sorunu var. Bunu çok net koymak lazım. Ama Türkiye'nin beka sorunu insan haklarında, demokraside, hukukta, adalette. Ve bu yakıcılık Türkiye'nin her alanında var. Yani Türkiye halkları, Kürtler, Türkler, bu ülkede yaşayan herkes, her geçen gün giderek daha fazla ölçüde bu yakıcılığı hissetmeye başladı. Dolayısıyla iktidar medyasının, iktidarın başındaki isimlerin, Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, bu hani PKK, efendim işte HDP tespitleri, bu noktalardaki alt çizmeleri, bunların çok fazla karşılığı kalmadı diye düşünüyorum. En azından demokrat kitlede karşılığı kalmadı. İşte bir ulusalcı denen bir kitleden bahsedilir, CHP evet. Destek veren. Mesela bu kitlenin kafasını karıştırıyor mu? Şöyle bir şey, CHP bir parti, bir lider, bir siyasetçi kendi tabanının fikrini değiştirme ya da doğru bilgilendirme konusunda inisiyatif alan kişidir. Bu böyle bir liderlik budur. Yani şimdi iktidarın her söylediğine ya bizim ulusalcı kanat tırnak içinde oy verecekler, burada farklı düşünürler, aman biz HDP'den uzak duralım diyen bir genel merkez, bir liderlik politikası olamaz. Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde Kürt sorununun hala yaşandığı, bölgedeki sıkıntıların, oradaki yıkımların ne olduğunu işte bilen bir parti içinde, CHP içinde de kişiler var. Bunları biraz daha kulak kabartmak zorunda. Eğer CHP Türkiye'de iktidarı belirlemek, iktidar olmak istiyorsa kendi tabanını, kendi kitlesini dönüştürebilme kapasitesinde farkına varmak zorunda. Aslında belki HDP konuşmadık kadar CHP'yi de daha çok burada konuşmalıyız. Çünkü CHP açık bir şekilde aynen iktidarın bu zehirli işte HDP eşittir, işte terördür, kriminalize etmektir. Bunlara sessiz kalarak, bunlarla açık bir ortamda demokratik bir işbirliği yapmayarak bir şekilde sessiz bir ortaklık kuruyor. Bu son derece tehlikeli.